Nedir bu yıkıcı fikir? Yıllardır süre gelen televizyon izleme alışkanlığını yıkıcı yenilik olarak ne ortadan kaldırdı Netflix. Diyeceğim ve genelde bu tarz işler tabii ki son tüketiciye dokunan işler. Star Startup metrics diye bir şey var ee, çok geçiyor. Bu nedir? Metrics dediğimiz startuplarda rekabet analizi olarak senin Türkiye'de ve dünyadaki rakiplerin neler? Bu girişim 350 milyon dolar değerlemeden 40 milyon dolar mesela yatırım aldı diyorlar. Şimdi ben senin melek, melek yatırımcı ana üye oldum. Evet. Ben bu startup projelerden seçme hakkım var mı yoksa e, bir havuzdan mı hareket ediyorsun? Tener, biz Türkiye'de hiç olmayan bir şey yaptık bir melek yatırımı olarak. Şu anda e, güvenli mi? Ben henüz gördüğüm kadarıyla yapay zekayı örneğin bankacılık sistemlerinde kesinlikle güvenilir bulmuyorum. E, yıkıcı fikir bir sektörde kökten değişiklik getirmesi anlamına geliyor aslında. Yani hmm. örneğin e, yıllardır süre gelen televizyon izleme alışkanlığını yıkıcı yenilik olarak ne ortadan kaldırdı? Netflix. Bunun en güzel örneklerinden biri. Veya rutin e, ulaşım taksi e, olayımızı ne ortadan kaldırdı? Veya ne yenilik getirdi sektöre? Uber. Bunlar sektörde hmm. hani disruptive dediğimiz disrupt eden yani Türkçesi yıkıcı yenilik senin de dediğin gibi anlamına gelen kökten değişiklik getiren işler. Anladım. anladım. Mesela herhalde Uber mesela Netflix gibi Uber, bunlar zaman Netflix. Aynen Oldu. öyle. Bunlar olduğu sektörü baştan sona et, etkileyen ve genelde bu tarz işler tabii ki son tüketiciye dokunan işler tahmin edeceğin gibi. Bunların hepsi yıkıcı yenilik olarak sayabileceğimiz teknolojiler. Evet, şimdi iki iki tane e, sorun var. Bu özellikle bu startupları hani seçiyorsunuz ya, şimdi startuplara başvuruyorsunlar. Evet. Bir tane startup metrics diye bir şey var, e, çok geçiyor. Bu nedir? Bir de e, rekabet analizi nasıl yapıyorsun? İki tane soru. E, bu startup seçiminde amaç evet. sorunu soruyor. Bu iki soruya e, hakkında bilgi e, verirsen. Metric tabii metric dediğimiz startuplarda. Değerlemesi, aradığı yatırım tutarı, finansal projeksiyon, kendine yazdığı o girişimcilerin maaşlardan harcayacağı paraların hepsi aslında metriklerden e, oluşuyor. E, biz buna finansal projeksiyon da diyoruz. E, onlar e, hepsi zaten bizim girişimcinin sunumunda görmek istediklerimiz. Diğer taraftan da diğer soruna gelecek olursak e, neydi o soru? Baştan alabiliriz. İkinci iki soru ise yani bir tanesi metrikti, İkincisi ise... Hı? E, Rekabet analizi nasıl yapıyorsunuz? Yani bu rekabeti sırf o ülke için mi yapıyorsunuz? Dünya için mi yoksa sektör için mi yapıyorsunuz? Açıkçası şöyle ben daima dünyaya bakarım. Şimdi rekabet analizi olarak senin Türkiye'de ve dünyadaki rakiplerin neler? Bunlar birebir rakipler olabilir. Bunlar Dolaylı rakipler olabilir. Çünkü bazen girişimci arkadaşlar geliyorlar diyorlar ki benim birebir yaptığım iş yok. Ben de diyorum ki birebir yaptığın iş yoktur ama mutlaka dokunan dolaylı rakibin vardır. Onları da bize göster diyorum. E, fakat şu da yanlış anlaşılan bir şey bazen. Hem girişimci tarafında hem yatırımcı tarafında. Örneğin Türkiye'de bir girişim olduğunu düşünelim. Bunun birebir rakibinin aynısı Amerika'da. Şimdi bazen tabii girişimci arkadaşların şu noktada kafası karışıyor. E bu girişim 350 milyon dolar değerlemeden 40 milyon dolar mesela yatırım aldı diyorlar. E her şeyi kendi yerinde ve şartlarında değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Eğer siz Türkiye pazarında sadece buraya hitap eden bir girişimseniz o zaman sizin değerlemeniz, metrikleriniz de bu minvalde olacaktır. E, o yüzden rekabet analizi çok dikkatli olunması ve e, iyice gerçekten anlaşılması gereken bir kavram. E, bizim de mutlaka girişimci arkadaşlarının sunumlarında yine görmek istediğimiz e, slaytlardan biri. Şimdi ben melek, senin melek yatırımcı ağına üye oldum. Evet. E, ondan sonra ve birçok proje geliyor. Startup proje geliyor. Evet. Ben bu sıra projelerden seçme hakkım var mı? Yoksa e, bir havuzdan mı hareket ediyorsunuz? Çok güzel bir soru. E, Taner biz Türkiye'de hiç olmayan bir şey yaptık bir melek yatırımı olarak. Biz bir teknokentte datarım kurdurduk. Bu datarım ne işe yarıyor diyeceksen. Bize gelen her başvuru yapan girişimin... Ve bize gelen başvurulardan hepsinin öncelikle diyoruz ki sevgili girişimci arkadaşlar lütfen oda tarıma başvuru yap. Şimdi oda tarıma her gün onlarca girişimin başvurduğunu düşün. Fakat biz bunlardan sadece her ay 10 tanesini yatırımcılarımızla canlı dediğimiz zoom üzerinden yaptığımız toplantıda bir araya getiriyoruz. Ama örneğin o ay bize 68 girişim başvurmuş. Şimdi bu ne demek oluyor? Geriye kalan 58 girişim. Bizim değerlendirmeye alamadığımız ve canlı görüşemediğimiz girişimler ama yatırımcılarımızın hepsi kendi şifreleriyle o da tarıma girip o girişimleri görebiliyorlar, inceleyebiliyorlar ve arzu ederlerse o girişimlere de yatırım yapabiliyorlar. Yani bizde herhangi bir yatırımcımızın bizi üye olan göremediği ve kaçırdığı girişim olmuyor. Ha, Yani siz önerdikleriniz oluyor ama listede evet. giremeyen ama yine de senin melek yatırımcı ağındakiler. Ayrıca oraya yapabilir, Doğru Aynen, mi? aynen öyle. Yani sen bize üye üyeysen Hı. eğer diyebilirsin ki Aa, Duygu tamam bu ay beğendim ama aslında ben geçen gün oturuyordum, data room'u inceliyordum. Orada bir girişim Hı. var, gözüme çarptı deyip ona da yatırım yapabilirsin elbette. Peki ne fark var ikisi arasında yatırımcı Şöyle hiçbir fark yok. Bazısı daha anladığı sektörlere yatırım yapmak ister bazı yatırımcı. Senin orada da tarımda gördüğün bir girişim bizim gözümüzden kaçmış olabilir. Veya biz yatırımcılarımızın genelde yoğurt işine göre hareket ediyoruz diğer taraftan da. Fakat kalabalık bir melek yatırım anda da herkesin tarzı veya yoğurt işi tahmin edeceğin gibi aynı olmayabiliyor. O yüzden sen kalkıp bir sanat yatırımı yapmak istiyorsundur. O tarz bir girişime yatırım yapmak istiyorsundur. Ama genel olarak bizim yatırımcılarımız o eğride değildir. Biz de ona göre hareket ediyoruz. Ha, peki bu melek yatırımcı parayı koydu. Ne şekilde paramı geri alabiliyorum ben? O geri alma şekli nasıl oluyor? Mesela ben diyelim 3 tane şirkete 25'er bin dolar para koydum. Evet. Bekliyorum. Ne oldu zaman sen benim paramı bir daha geri veriyorsun? Yani o sistem nasıl çalışıyor? Paramı geri alabiliyorum. Ona da çalışıyor? parayı girişimci sana geri veriyor. O da ne şekilde oluyor? Exit ettiği zaman A B e ikinci veya üçüncü yatırım turunda ona yatırım yapan fonlar oluyor genelde ve o fonların da bazıları melek yatırımcıları da hani siz artık çıkın biz çok büyük yatırım yapıyoruz dediklerinde yine aslında sen çok uzun süre beklemeden bir nevi kendi exit'ini yapmış oluyorsun. Ha yani yatırım fonu da bu bu şirketi alsa veya neyse benim o zaman da sen e, yat, ilk melek yatırımcı ağındaki kişiler paralarını geri alabiliyorlar. Doğru mu? Evet. Yani çarpan çarpanıyla geri alabiliyorlar tabii. Artıkları bu da önemli bir Evet. Bir, hep bireyselen bahsettim. Bireysel mi ne bileyim geliri yüksek olan bireysel yatırımcılar e, sizin melek yağlı üye olabilir. Peki ben konusu olarak şirket olaraktan bu işe girsem yine vergi avantajından faydalanabilir miyim? Şöyle şirketler maalesef vergi avantajından yararlanamıyorlar. Daha henüz onunla alakalı bir çalışma yok Türkiye Cumhuriyeti'nde ee, ama diğer taraftan bizim zaten bir sürü kurumsal üyemiz var bankalar veya Türkiye'nin tanıdığı ISO 500'deki şirketler öyle ifade edeyim sana onlar da bize neden üye oluyorlar bir tanesi diyorlar ki biz artık şirket olarak yeniliklerden ve trendlerden faydalanmak bunu ilk elinden öğrenmek zorundayız ve startuplarla iş birliği yapmak istiyoruz diyorlar biz onlara Startups for Corporates isimli özel bir program oluşturduk o programın içerisinde de gidip biz onların bize verdikleri briefler doğrultusunda bir araya git gelmek istedikleri startupları dışarıdan buluyoruz şirketlerde onları incelemeleri için one pager dediğimiz e, o şirketlerin aslında özelliklerini yazan evrakları yolluyoruz. Daha sonrasında da onların beğendikleri girişimlerle onlara özel demo yapıyoruz. Bu kurumsal üyelerimize özel yaptığımız bir çalışma e, ve bu çalışmanın içeriğinde de aslında dediğim gibi da, yatırımdan daha çok onların işbirliği yapabilecekleri yani yüksek inovasyon barındıran ve bizim herhangi toplantılarımızda değil de daha olgunlaşmış startuplar, kurumlar işbirliği yapabilecek artık safhaya gelmiş startuplarla bir araya getiriyoruz. İnşallah bence konuları belki böyle bir olmak verseler Türkiye'de değil mi? Büyük şirketler fazla e, gelirlerin bir kısmını bu işe ayırabilirler esasında. Evet ama tabi bu da e, esaslı ve çok detaylı bir çalışma gerektiriyor. Ben umutluyum güzel haberler alacağımızı düşünüyorum o konularda. E, şimdi programımızın sonuna gelip 2-3 tane sorum olacak. Sonuç sorum olacak. Bir tane şu e, yapay zeka nasıl etkiliyor? en çok şey yapay zeka ile ilgili işte mesela Nvidia diye bir şirket var ve <laughs> yapay zeka şirketlerine şey üretiyor. E, işte bir blockchain teknolojileri var. Yani şu anda bu, bu tip e, yapay zeka ve blockchain teknoloji nasıl bakılıyor? Sektör yani melek yatırımcı bunlara nasıl bakıyor? şimdi ben öncelikle her zaman ben bunu Metaverse için dediğimde karşı çıkanlar olmuştu ama e, ben biraz görme ve bekleme taraftarıyımdır. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi yapay zekayı inan ben 3,5 e, üç, üç hafta Amerika'daydım Haziran ayında orada Silikon Vadisi, Los Angeles Seattle birçok yatırımcıyla ve girişimciyle görüşme yaptım. Amerika kısmında da yapay zekayı bakış açısı daha henüz anlamaya çalışıyor şeklindeydi. Yani hmm. Bu hayatımızın nasıl et gidecek ve bu nereye gidecek şimdi anlaşıldıktan sonra ikinci bu konularda ne gelecek Tamam anladık şimdi regülasyonlara sıra gelecek ee, yani bunu bir şekilde e, gerçekten şey altına alınması gerekiyor Çünkü yapar zeka aslında iyi veya kötü niyetli bir kişinin ona verdiği komutlarla ilerleyen bir şey. E, o sebeple de e, nereye doğru gidileceği veya evrileceği bilinmiyor. Şu anda e, güvenli mi? Ben henüz gördüğüm kadarıyla yapay zekayı bazı açılardan örneğin bankacılık sistemlerinde kesinlikle güvenilir bulmuyorum. Daha çok denenmesi ve anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. E, diğer taraftan da hani güvenilir henüz bulmamakla beraber çünkü ilerlemesi ve iyileştirilmesi gereken kısımları var bence yapay zekanın. E insanların güvenliği, özgürlüklerini de tehdit edebilecek bir hale gelebiliyor. Deep Tech teknolojileri özellikle. Ama bir de şöyle de bir şey var. Her önümüze çıkan yapay zekayım denilen şey de yapay zeka değil. Bunda da çok büyük bir karışıklık var. Yani chatbot yapay zeka değil örneğin. Ee, yani yapay zekanın ne olduğunu da biraz iyice anlamak gerekiyor. Ee, ben bekliyorum ve bakıyorum. Elbette ki yapay zeka girişimlerini yatırımcılarımızla daha çok bir araya getiriyoruz eskiye göre. Ama yapay zekanın sonuçlarını zaman içerisinde beraber yaşayıp göreceğiz bence. Bu platformlara nasıl bakıyorsunuz? Mesela geçenlerde yine bir, e, yine bir LinkedIn'de e, tanık oldum. E, ne bir şey doktor e, şey psikologlarla veya psikoterapistlerle hastaları bir yere getiren bir e, yatırım 3.5 milyon dolar yakın bir e, yatırım almış. İyi e, iyi bir fikir mi sence yani? Bilsinle birisini bir yere getirip e, bunun üzerinden para kazanma fikri nasıl geliyor? Şöyle B2B platformlar bence her zaman iyi bir fikir. Türkiye'de ilk online psikolog işini e, Keresi Forum Türkiye'nin genel müdürlüğünü yaparken biz yatırım yapmıştık. Sene idi. O hmm. zaman pandemi vardı tabii bu çok çok iyi bir şeydi. Yani o iş çok büyüyecek, çok gidecek bir işti. E, bu tarz işlerin artı yanları var, eksi yanları var. Ama dünyada benim gözlemlediğim şöyle bir şey var. Pandemiden sonra her ne kadar biz sokaklarda olsak da şimdi hala çoğu yerde hibrit çalışma düzeni devam ediyor. Evet, ve evet, insanlar evet. inanılmaz şekilde zoom yapmaya zoom görüşmelerine veya online görüşmeleri alıştılar ve e, yani evinin dibine kadar gitseniz bile görüşmek istemeyen insan görüşmüyor bizde böyle bir davranış değişikliği oldu. Aslında pandemi de bizim hayatımızda bir yıkıcı yenilik oldu o anlamda. Çünkü bizim çalışma düzenimizi, alışkanlıklarımızı çok ciddi değiştirdi. Ben online o tarz platformları yani B2B veya B2C online platformları seviyorum. Çünkü kendim de kullanıyorum aslında bunlardan bazılarını özellikle alışveriş noktasında e-ticaret noktasında veya hani günlük market alışverişimde hayatımızı kolaylaştıran her şey bence güzel ve iyi. Ama dediğim gibi bunları siz yönetmelisiniz. Onun sizi yönetmeye başladığı noktalarda çünkü sıkıntı oluyor. Şey bir tane şu anda aklıma geldi. Bitcoin'u veya Ethereum'u veya bu tip şeyleri e, paraları kabul edip bunun üzerine bir ticaret bir bir fikir e, üreten bir site, alışveriş sitesi. Cazip olur mu sence? Şöyle ben kripto noktasıyla alakalı bugüne kadar yatırım hiçbir zaman daha önce de bugün de yapmadım ve yaptırmadım. <gülüyor> yaptırmadım <gülüyor> Yapmadım da yaptırmadım. Yaptırmadım derken yani gelen başvurular arasında kripto para platformları zaten çoğu melek yatırım aramazken diğer taraftan da hani çok fazla regülatif olabilecek veya e, henüz regülasyon gelmemiş ama gelme ihtimali olan işlerden biraz uzak duruyorum açıkçası. Bu benim için önemli bir şey çünkü ne olduğunu bilmediğiniz bir şeyde yatırım yaptırmamanız gerektiğini inanıyorum. O yüzden e, o konularda çok fazla bilgim olduğunu söyleyemeyeceğim. son sorum şu, programı, startups'ınız, eee sen de onların danışması, startup, bir startup'ın melek yatırımcıdan yatırım alabilmesi için birkaç tane şey, e, öneri, tavsiye, eee ne dersen ne yapman Şöyle, ne Çok önemli bir soru bu. Şimdi bizde 8 dakika sunum vardır girişimcinin 8 dakika soru cevap bu genelde dünyada 8 dakikadır 10 dakikadır 3 aşağı 5 yukarı öyle söyleyeyim sizin yaptığınız işi 8 dakikada anlatıp karşınızdaki insandan aradığınız parayı alabilmeniz gerekiyor şimdi bunun için bir kere yaptığınız işe çok hakim olacaksınız pazarınızı çok iyi bileceksiniz rakiplerinizi iyi bileceksiniz kim olduğunuzu iyi bileceksiniz bence takımınızı çok iyi kurmanız gerekiyor o parayı aldığınızda nereye harcayacağınızı çok iyi göstermeyeceksiniz gerekiyor. Girişimci arkadaşların ikna edebilir olması lazım ve diğer taraftan da bence en önemli konulardan biri de şu sadece hani yatırımcı parayı veren kişi olarak görünmemeli akıllı para çok önemli yani o yatırımcı bana yatırım yaparken hangi kapıları açacak network mü sağlayacak o akıllı parayı veya ben nasıl değerli, değerlendireceğim gerçekten çok kıymetli yatırımcılarınız olabilir ama onları iyi kullanmayı bilmezseniz o yatırımcınız da bir işe yaramaz. Çünkü sadece para her zaman her kapıyı da açmıyor. Bazen onların bir telefonu veya sizin bir, sizi birisiyle tanıştırmaları dünyanızı hayatınızı değiştirebilir. Bence bunlar unutulmaması gereken kısımlar. Ee, diğer bir taraftan da hani girişimci arkadaşlar yaptıkları işe ve kendilerine bence her zaman inanmalılar. İnandığınız noktada çünkü her şey sizin zaten önünüzde. Ee, biz de daima girişimcileri de desteklemeye devam ediyoruz ve edeceğiz. fikir muhteşem bir fikir fakat ekip çok inandırıcı değil. Bir de nakit akışı yani şirketin finansal olaraktan e, planı çok ikna edici. Ama bu mu fikir muhteşem. İşte yıkıcı fikir diye. E bu tür durumda nasıl, ne yapıyorsunuz böyle bir durumda? Yani fikir iyi fakat ekip da eksikler var. Bir de firmanın finansal planı işte eksik planı nakit akışı şimdi bazı bazı aksaklıklar var. Bu tip durumlarda reddedip ediyorsunuz yoksa böyle bir durumda sizin zaten bu konu çok ciddi donanımınız var. Danışmanlarınızı işte bu konudaki bir kişileri ...o projeyi dair, o projeyi yapar hale mi getiriyorsun? Nedir buradaki durum? Bu çok kritik bir soru aslında. Genelde orada o girişimi beğenip yatırım yapmak isteyen yatırımcılardan bir tanesi lider yatırımcı oluyor. Kimisi diyor ki ben sana mentorluk yapayım diyor. Kimisi diyor ki ben senin yönetim kurulunda olayım, ben sana yardım edeyim diyor. Bu arada aslında o yatırımcının o girişimle ne kadar içli dışlı olup destek sağlamak sağlamasıyla da alakalı bir konu. Ama biz melek yatırma tarafında birebir işin içine hiçbir zaman girmiyoruz. ...bizim hmm. durduğumuz yer çok belli ve net ama ona yatırım yapan yatırımcılar bu şekilde davranabilirler... ...veya onlar dışarıdan bu konularda danışman tutabilirler. Ekip çok önemli, iyileştirilebilir elbette ki ee, ve ben şuna çok inanıyorum... ...girişimin kendisi kadar execution dediğimiz uygulama çok önemli. Yani ilk başta da dediğim gibi çok iyi bir iş fikri nakit akışı da iyi olsa... ...bile bazen yanlış insanlarda disiplinsizlikler, nakit akışını yönetememek veya ortaklarının yanlaşamaması gibi konulardan maalesef kapanabiliyor veya heba olup gidebiliyor. Orada önemli olan şey aslında her yerde olduğu gibi insan faktörü. Evet, duygu, ağzına sağlık bence ben bütün sorularım cevabını almış oldum. Size bu yeni şirket Dekakorn ne kadar zamandır faaliyette? San Francisco'da aslında birkaç yıl önce kuruldu. Biz de ilk toplantımızı Türkiye'de 14 Mayıs'ta yaptık. Şimdi aynı şekilde Londra'yı aktive ediyoruz. Süper. Ee, sana nasıl ulaşabilir bizi izleyenler? Bana her zaman LinkedIn'den bütün sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirler. Ben zaten çok hızlı bir şekilde geri dönüyorum. Veya info.dekakornangels.com adresine her zaman e-posta gönderebilirler. Girişimci olmak veya yatırımcı olmak için. Yani DS olaraktan başlayacak. Peki, web sayfası üzerinden bir başvuru şansı var mı? Tabii ki elbette ki dekakornangels.com üzerinden de başvurabilirler. Tamam, oldu. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Ee, Biz teşekkür ederiz. Keyifli geçecek. sohbet için. Rica ederim. Evet, Taner Özdeş Akademi YouTube Söyleşilerinin bu bölümünde sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.